Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Ekim aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, 2020'nin son çeyreğine giriş yapıyoruz ve artık sonbahar mevsimi de başladı. Ve Güneş 23 Ekim'e kadar terazi burcunda ilerleyecek. Sizin doğum gününüz bu ay, bu ay doğan tüm terazilerin doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size. Evet, ben de bir teraziyim. Dolayısıyla Ekim ayını daha bir özel seviyorum. Ama bu Ekim ayı biraz gerçekten zor bir ay. Gökyüzünde önemli gezegen geçişlerimiz ve özellikle Güneş'in diğer kolektif gezegenlerle, sert gezegenlerle yapacağı zorlu açılar var. Bu da Ekim ayını 2020'nin en dikkat çekici, en mücadeleli aylarından biri haline getiriyor. Hemen ayın başında 2 Ekim'de 9 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Evet, Dolunay sevgili teraziler, tam karşıt burcunuzda. Burada bir aydınlanma, bir farkındalık, bir tamamlanma aşamasında, yani ilişki dinamiklerinize vurgu yapan, her türlü yakın ilişki, ikili ilişki, bu evlilikler olabilir, partnerinizle ilgili dinamikler veya işbirlikleri, ortaklıklar, yakın arkadaşlıklar, hatta rakipleriniz, belki iş hayatınızdaki açık düşmanlıklarınız, toplumsal hayattaki sizi zorlayan koşullar, yani bir böyle yüzleşme, bir karşıtlık enerjisi var. Koç burcunun yönetici gezegeni Mars yine Koç burcunda retro harekette ve ay boyunca da retrosunu devam ettirecek. Dolunay Chiron'la birleşiyor. Chiron ya da Chiron ruhsal anlamda, manevi anlamda bir derinleşme, bir farkındalık verici bir enerji. Ama bir yandan da bizi hayatımızdaki bazı eksiklerle, hatalarla, yarım kalmış konularla, acılarla veya işte yaralarla da yüzleştiren bir tesiri var aslında. Chiron etkili Dolunay, kolektif alanda baktığımızda tüm dünyada ve tabii ki ülkemizde de toplumsal alanlarda biraz daha sağlık konularına da vurgu yapacak. Yani sağlık, hijyen, işte şu anda gündemde olan pandemi ve bunun tesirleri Ekim ayının başından itibaren Dolunay'la beraber daha fazla toplumsal hayatımızda yüzleşmemizi gerektirebilir. Belki bununla ilgili yine toplumsal hayattaki düzenlemeler de gelmeye başlayabilir. Tabii ki sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Sevgili teraziler, böyle bir gökyüzü pozisyonunda sizin veya eşinizin, karşınızdaki kişilerin hani genel sağlıkları ile ilgili bazı hususlar olabilir. Bu sağlıkla ilgili konularda bir tedavi, şifa arayışı gündemde olabilir. Ama ilişki dinamiklerinizle de ilgili belki bazı sorunları keşfetme, bu sorunları kökten çözme anlamında önemli bir farkındalık verebilir bu Dolunay. Eşinizle ya da partnerinizle ilgili veya onun hayatındaki, onun ruhsal durumu olabilir, onun sağlığı olabilir, onun iş hayatı olabilir. Yani buradaki bir sorununla da yüzleşme gibi bir konu yine Dolunay'la beraber gündemimizde olabilir. Her terazi aynı derecede etkilenmeyecek. Tabii ki az veya çok hep her terazi bir şekilde etkilenebilir. Çünkü zaten terazi güneş birçok açı yapacağı için ay genelinde bu tesirler etkisini gösterebilir. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Doğum günü 28 Eylül 5 Ekim arası olan terazi burçlarımız güneşleri tesir alacağı için etkileniyorlar. Ve yükselen burcunuz, yükselen teraziler 9 derece ve yakınlarında ise yükselen burcunuz yine bireysel olarak daha güçlü tesirler alabilirsiniz. İlişki dinamiklerinizle ilgili bazı önemli farkındalıklar yaşamanız ve bununla da ilgili belki hayatınızda kararlar vermeniz, bazı yol ayrımlarına gitmeniz de mümkün görünüyor. Yani sorunlu bir ilişkiden kurtulmak ya da hayatınızdan çıkarmak da bir seçenektir. Veya ilişkinizdeki bir sorunu keşfedip bunu çözümlemek için de arayışlar içerisinde olabilirsiniz. Gezegeniniz Venüs 2 Ekim'den itibaren Başak Burcu'nda. Venüs Başak Burcu'nda çok güçlü değil. O yüzden Venüs'ün o güçlü desteklerini biraz bu ay alamıyoruz. 28 Ekim'e kadar sabredin. 28 Ekim'de çünkü teraziye geçecek ama ayın büyük genelinde Venüs Başak Burcu'nda.
Biraz daha hani belki maneviyat anlamında katkılar sağlıyor size. Biraz geri planda da olsa hayatınızda şöyle bir güç güven veriyor. Venüs'ün olumlu açılarının olduğu günler var. İşte Jüpiter'le, Neptün'le, Uranüs'le yaptığı olumlu tesirler. Manevi anlamda bir şifalandırıcı, bir farkındalık verici veya hayatınız, özellikle iş hayatınız olabilir, genel sağlığınızla ilgili konular olabilir. Çünkü Venüs Başak'ta sağlık ve hijyen konularında önemser. İş ve hizmet konuları, çalışma konularında yine Venüs burada öne çıkar. Desteklerini de bu alanlarda verebilir bize. Yoksa hayatımızda aşk, sevgi, güzellik veya işte parasal gelirler ya da böyle tutkular, konfor gibi alanlarda Venüs Başak'ta çok güçlü değildir. Daha çok iş konularında, sağlık konularında bazı faydaları burada bize verebilir. Evet, ve 9 Ekim sevgili teraziler, 9 Ekim'de Mars Plüto ile kare açıda sert enerjilerden birisi. Aynı zamanda ay son dördün fazına ulaşmış olacak. Dolayısıyla dolunayında bir şekilde tesirlerinin hayatımıza akabileceği bir gün. Mars'ın özellikle Plüto ile yapacağı kare açı çok patlayıcı ve sert bir enerji veriyor. Yani sanki bir öfke patlaması gibi, böyle kontrol edilemeyen bir dürtüsel enerji veriyor. Tabii bu toplumsal alanlarda da, dünya üzerinde de böyle güçlü tesirler getirebilir. Savaş enerjilerinin yoğun olduğu, baskıların, çatışmaların, mücadelelerin yoğun olduğu bir enerji. Hatta doğa olaylarını bile tetikleyebilir. Sizin için de lütfen ilişki dinamiklerine daha dikkatli yaklaşın. Hem aile içerisinde olabilir, hem eşinizle, partnerinizle olan ilişki dinamiklerinde dikkatli olmakta fayda var. Ve 14'ünden itibaren güneşin açıları artık sertleşmeye başlıyor. 14 Ekim'de Güneş Mars karşıtlığı aktifleşecek ki bu gerçekten hani gerilimli ve çatışmalı bir enerjidir ve kazalara da açık bir pozisyondur. Doğum günü 14 Ekim ve yakınlarında olan sevgili terazilerimiz, Mars'a özellikle dikkat edin lütfen. Eşinizle, partnerinizle de ani kavgalar oluşabilir çünkü. Ardından Güneş Satürn'le, ardından Plüto'yla dik açılar içerisinde olacak ve bu enerjiler altında da 16 Ekim'de Terazi Burcu'nda yeni ay doğuyor. Yeni ay öncesinde 14 Ekim'de iletişim gezegeniniz Merkür de bu sefer Akrep Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Evet, Mars'ın yanı sıra bir de Merkür Akrep Burcu'nda retroya başlıyor bu ay. Üstelik yine Mars'ın Burcu Akrep'te yapacak bu retroyu. Sizin ikinci evinizde başlayacak bu retro. Evet, 16 Ekim'de tüm bu retro gezegenler, işte Güneş'in bu sert açıları altında bir yeni ay doğuyor. 23 derece terazi burcunda. Yeni ay tabii yeni olasılıklar, yeni gündemler yaratabilir. Ancak bu yeni ay oldukça sert, mücadele gerektiren bir yeni ay. Yani hayatımızda harekete geçmek istediğimiz konularda bazı engeller var ya da retrolar bizi biraz geçmişe doğru çekiyor. Belki tamamlamamız gereken, çözümlememiz gereken sorunlar var. Eksiklikler hissediyoruz ya da işte sınırlamalarla karşı karşıyayız. Bu engel ve sınırlama bazen aileden gelebilir, bazen ilişkilerle ilgili olabilir, bazen toplumdaki pozisyonumuz, kariyerle ilgili zorlanmalar olabilir. Merkür retrosu biraz finansal konularda gecikmeler olabileceğini gösteriyor. Yani parasal konularda da belki gözden geçirmeniz gereken bazı durumlar olacak. Hani finans konularını şöyle bir muhasebe işlerinize bakacaksınız. Orada belki gereksiz harcamalar yapıyorsunuz. Bunları bir kontrol edeceksiniz. Bunlarla beraber hayatınıza belki daha hani hayatınızda yapmak istediğiniz yenilikler anlamında, yeni adımlar, değişimler, dönüşümler anlamında hazırlıkları altyapıda bu şekilde tamamlamaya çalışabilirsiniz. Tabii bazı zorluklar olabilir. Hani bu yeni ay ilişkilerle ilgili değişimler getirebilir. Belki bir ayrılık karar vereceksiniz ya da yer değişiklikleri. Ya da işte kariyer, iş hayatınızla ilgili yeni bir başlangıç. Ya da evlilik kararı alacaksınız. Hadi bu da olabilir tabii. Emlak almak isteyeceksiniz. Ya da aileyle ilgili bazı konular var hayatınızda. Sizi de bir şekilde etkiliyor. Tüm bunlar bazı masraflar getirebilir. Hani finansla ilgili konularda bazı zorluklar getirebilir. Ama bir yandan da bunlara yetişmekte zorlanabilirsiniz. Biraz planladığınız işleri hayata geçirmekte gecikebilirsiniz ya da öteleyebilirsiniz. Bunların hepsi mümkün görünüyor bu yeni ay döngüsünde. Evet, 23 derece terazi Spica yıldızıyla birleştiği için aslında şanslı bir yıldız. Yani bize sanatsal yaratıcılık verir, bilimsel konularda başarılar verebilir, maddi manevi güçlenebileceğimiz bir
yeni ay enerjisi, ama bunun öncesinde de mücadeleler var. Belki bunu engelleyen koşulları bir fark edip, bir sorgulayıp, gözden geçirip hayatımızdan çıkaracağız. Belki bizi engelleyen bir ilişkimiz var. Belki yanlış işte çalışıyoruz. Belki de başka yere taşınmamız gerekiyor gibi. Hani böyle radikal bazı kararlar verebiliriz hayatımızda. Evet, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen teraziler, 23 derece ve yakınlarında yükselen burcunuz varsa önemli etkiler alabiliyorsunuz. Ve yine doğum günü 13 Ekim ile 19 Ekim arası olan terazi burçlarımız güneşleri etki alacağı için tabii ki çok etki bu yeni aydan bireysel anlamda değişimler adına, yenilikler adına çok güçlü etkiler alıyorlar. Özellikle hayatlarındaki eril enerjilerle ilgili, bazen bu eş olabilir, bazen baba olabilir, eril enerjilerle de ilgili hayatlarında bazı sorumlulukların, zaman zaman kısıtlamaların ya da bazı güçlü dönüşümlerin hayat içerisinde kendini göstermesi mümkün. Kişisel doğum haritalarınızda eğer öncü burçlarda yerleşimleriniz baskınsa, bu yeni ay etkileri ve Ekim ayındaki bu gökyüzü hareketleri sizi bireysel olarak çok daha etkileyebilir, üzerinize çok daha tesirler bırakabilir sevgili teraziler. Evet, ve 23 Ekim'de artık Güneş Akrep Burcu'na geçecek. İkinci evinizi aydınlatmaya başlayacak. 28 Ekim'de Merkür Terazi Burcu'nda gerilemeye başlıyor. Akrep'ten ayrılıyor. 28 Ekim'de Venüs Terazi Burcu'na geçiyor. Belki bu ayın sizin için en güzel haberi bu. Sevgili teraziler, gezegeniniz sizinle olacak. Bu her alanda şöyle bir sizi koruyucu etki verebilir. Hani bazı şeylerle mücadele ederken bile bir güçlendiğinizi, bir enerjinizin yükseldiğini hissedebilirsiniz. Ve kuşkusuz ilişkiler alanında olsun, maddi konularda olsun, hayatınızdan istediğiniz o keyifler, rahat, konfor, hani bu alanlarda güzel bir Venüs desteği de 28'inden itibaren başlayacak gibi görünüyor. Ve ayın sonunda 31 Ekim'de tekrar bir dolunay var. Evet, bu ay iki dolunayımız olacak. Ama ayın son gününde olacak. Bu nedenle Kasım'ın başında doğanları ve tabii ki Ekim'in sonunda doğanları daha fazla etkiliyor. Akrep burçlarımızı, boğa burçlarımızı, sabit burçlarımızı daha fazla etkileyebilir. 29 Ekim'den itibaren bireysel olarak biraz daha bu dolunayın enerjileriyle yüzleşebiliriz genelde. Çünkü Uranüs'le birleştiği için oldukça huzursuz edici, biraz böyle hızlı, heyecanlı, ani gelişmelere de açık bir dolunay döngüsü açıkçası. Boğa burcunda ve sizin de 8. evinizde daha çok para konularına işaret ediyor. Hani parasal alanlarda, finansla ilgili konularda bazı sürprizlerin olabileceği bir dolunay 31 Ekim'de meydana gelecek sevgili teraziler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.